güzel. Güneş ne zaman doğacak bir daha bilmiyoruz ki. Çocukları alalım çıkalım. Hadi Havva. Hadi. Hadi kalk kız. Çıkalım. Havva. Havva hadi uyan. Aç gözlerini. Hadi. O ses? Ne oldu? Allah Allah. Ne oldu kız? Bir debili Bahçe abla biri mi vuruldu ya? Sözde konaklarda büyütecekmiş oğlum. Bütün derdi elimden aldı. Başka bir derdi yok. Kurtuluşun yok. Gebereceksin. Karnındaki işte gün yüzü görmeyecek. Hayır. Neden Allah'ım? Neden? Ava ölmüş. Sevda'nın bebeği de ölmüş. Vallahi nefes almıyor. Abla kalbi de durmuş bunun. Bütün kanı akmış gitmiş canından. Yavrum. Allah'ın kötü talihi sana da mı kondu? Allah'ın işine bak. Ha vuruldu ha vurulacak derken... oğlu senden önce kavuştu Hakk'ın rahmetine. Şaşırdın mı abla? Annesi de ölmüş. Olur mu kız? O Sevda'nın bebeği. Havanın ki burada bak. Abla, sahi mi? O Havva'nın bebeği mi? Ya. Koş, koş hemen gardiyana haber ver. Hemen! Demircecik'ten dediydi ki, siz çıkın, ben bir şey olursa emziririm bebeği demişti. Kalktı bebek demek ki. Memeye vermiş. Oğlum. Neylerse güzel eyler. Sevda'yı zaten ailesi dışarı çıkınca yaşatmayacaktı. Oğlan arkasından kalaydı nice olurdu. Hiç olmazsa böyle düşünelim, ne yapalım? Yok, hayır, hayır, hayır. Yok. Deme öyle. Sen demez miydin hep bana bir şey olursa bu bebeğim ne yapacak diye? Bak. Senden önce cennet kapısına gitti. Orada seni bekliyor kuzum. Ne oluyor be? Çekil şuradan. Doktor. Maalesef ölmüş.
müdüre haber verelim. Sevda. Sabine'nin de babaannesine haber verelim. Girip teslim alsın. Başın sağ olsun kızım. Nereye bıraktım ben bunu ya? Allah Allah. Ben kapıyı açık mı bıraktım ya? Buradaymış. Evet, evet. Kataloğunuzu gördüm. Hatta bir takımı da çok beğendim. Denizci odasını. Var değil mi stoklarınızda? Çok sevindim. Lütfen onu benim için ayırın. Hamiyet Hancıoğlu. Teşekkür ederim. Hemen gönderin. Sağ olun. Güzel torun. Güzel torun. Benim güzel torun. Ah afiyet. Ah afiyet. Nasıl bakacaksın torununa böyle? Ama olacak. Olacak. Şükran hemşire. Şükran hemşire. Gel. Eder. Ne de bir şey acını hafifletir şimdi. Allah sabrını selametini versin. Daha demin konuştuk. Bana bir şey olsa bebeğime o bakacaktı. Ama şimdi yoklar. Takdir ilahi buymuş kızım. Bu kuzumun kabahati neydi? Daha doğduğunu bilmeden gitti. Kokusu hala burnumda ama canı yok. Bir avazda hep carıdığı yoldaşında doldu. Evde cadının içinde. O benim oğlum. Canımdan can gitti ama dayanacaksın. Daha dün de övünüyordun nasıl ilaçlarını alırım, sana nasıl bakarım diye. Ya sen gitseydin de oğlum kalsaydı? Kocan da davayı açmış. Babanlar malum. Acıktın mı sen? Ha kuzum? Acıktın mı? Hatice kadın. He. Çocuğa mama bulmak lazım. Ne maması? Benim sütüm var.
ver emzirsin. Hem süt annesi sayılır oğlanın. Ver dedim Zuhal. Kız teselli bulsun biraz. Bana bak Hatice kızım. Hı. Sen bu kimin torunu biliyor musun? Koskoca Hancıoğulları'nın torunu. Bey doğumu bey. Eğer Hamiyet Hanım bana gelirdi, sen bana sormadan benim torunumu bu köylü kızına nasıl emzirttin derse, senin kafanı koparırım, haberin olsun. Bana bak. Sütün zengini fakiri olmaz. Kız bebesini kaybetti be. Az insan ol insan. Allah. Hayırdır? Rüya mı gördün ha? Ay, kalk şuradan bir su iç de Hayra karşı anlat. Allah hayırlara çıkarsın. Abla böyle siyah uzun böyle cübbeli adamlar. Kocaman bir eli vardı adamın. Koca koca elleri var adamların, bir beşik. Beşikteki bebeği böyle kaptıkları gibi götürdüler abla. Senin aklın bebekte kaldı. Nasıl kalmasın? He? O kız o dört duvar arasında nasıl bakacak o bebeğe, nasıl kalmasın? Anasından ayrılmasına da gönlüm razı değil ama ne yapayım? Ne yapayım? Doğumdan sonra Hamiyet geldi. Senin benim gibi torun... Sonra? Bebeği bana verin, ben bakayım diyor. Avucunu yalasın. Ya beğensen de, beğenmesen de kadın babaannesi. Babaannesiymiş. Babaanneliği batsın, adam olsun, insan olsun önce. Babaannesiymiş. Bakacaksın mı? Alo. Allah. Allah. Ali Ömer oğlum. Bir an önce şu yönetim kurulunu toplayalım diyorum. Zaten görev devrini bildirmek zorundayız. Hem de bu yapacağımız yeni atılımlarla ilgili konuşmaları bir an önce başlayalım ki zaman kazanalım. Faaliyet raporları verilerini ve sonuçlarını değerlendirdim enişte. Belli ki şirketimizin bazı kolları bize fayda yerine zarar veriyor. İlk olarak onları eleyip sonra yola devam etmek istiyorum. Senin her türlü önerine açığım ben. Eğer kangren olan bir konu varsa onu hemen kesip atmak lazım. Böylece için için bizi yiyip bitirmesine izin vermemiş oluruz. Şimdiye kadar klasik deyimiyle bir aile şirketi olarak götürdük her şeyi. Profesyonel davranmadığımız, hatta duygusal olduğumuz zamanlar mutlaka olmuştur. Ama artık top sende. Sen artık bundan sonra bizim dışarıdaki gözümüz olacaksın.
İstersen bizi bile asıp kesebilirsin. Estağfurullah enişte. Oo, Ali Ömer. Hoş geldin evladım. Merhaba Hasan abi. Bana ihtiyaç yoksa ben odama geçiyorum Yılmaz Bey. Tabii evladım. Tekrar hayırlı olsun efendim. Unutmadan en kısa zamanda imza sirkülerinizi dosyamıza alalım. Bugün notere gidiyorum. Müsaadenizle. Hayırdır? Hasan'cığım, Ali Ömer Kanada'ya dönmekten vazgeçti. Bugün şirketini arayıp istifasını bildirdi. İsabetli olmuş. Hayırlı olsun evladım. Teşekkür ederim. Biliyorsun, orada da bir şirket yöneticisiydi. Hem de büyük bir dünya şirketinin yöneticisi. Ben de kendisinden rica ettim. Gel oğlum, bizim şirketin başına geç dedim. Hem kendi istediğimden bir kısmını da ona devrettim. İmza yetkimi ve yönetim kurulundaki bütün yetkilerimi de ona bıraktım. Yani senin anlayacağın Hasan'cığım, bundan sonra şirketle ilgili bütün işlerden o sorumlu olacak. Öyle mi? Hakkımızda hayırlı neyse o olsun evladım. Abi, bu yönetim kurulu toplantısı ne zaman? Mehmet'i arayıp da haber vereyim. Biliyorsun ya, o da bu şirketin hissedarlarında. Dokuz, belki de 10 yaşlarındaydık daha. Okulda, sokakta, hep en yakınımdı Münevver. Birlikte oynuyor, birlikte koşuyor, beraber acıkıyorduk. Annemin hazırladığı ekmekleri paylaşarak doyuruyorduk karnımızı. Biri onu üşse ya da elinden topunu alsa, düşünce canı yanıp gözleri dolsa, içim taşıyordu sanki. O yaşlar yanaklarından süzülürken yüreğimi yakarak akıyordu. Akşam ezanı okunana kadar da eşitliğimiz. Ne zaman konağın merdivenlerini bir bir çıkmaya başlasa, aramızdaki mesafe o kadar büyüyordu. Canım acıyordu her basamağında. Sanki kalbime basarak çıkıyordu yukarı. Ailesinin yanına. Hancıoğlu olmaya. Ve her sabah hızla indiğinde o merdivenleri, kalbim gümbürderdi. Bana koştuğunu hayal ederdim. Ya da severdim böyle düşünmeyi. Belki hala o yüzden akşam ezanı okunurken içim burulur. Ve hala sırf bu yüzden geceyi sevmem. Sabahları sevdiğim kadar. Biraz ara verelim. Hayır. Hayır. Durmayacağım. Durmayacağım. Azminize hayranım ama kendinize bu kadar yüklenmeyin. Tansiyonunuz? Hemşire hanım. Hemşire hanım benim canımı sıkma. Ben bu sandalyeden kalkmadıkça tansiyonum daha beter olacak. Sinir sistemimde bine fırlayacak. Ay. Ya bana yardım et. Ya da çek git buradan. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Peki Hamiyet Hanım. Hadi Hamiyet kalk. Ay. Bırakın. Anlıyorum Şeref Hanım. Ama bu şekilde kalkamazsınız lütfen. Allah sen bir dakika tutmazsın beni burada. Beni de kızımın yanına götür. Kanınızdaki üre sizi zehirleyecek seviyede hala. Makineden ayrılmanız söz konusu değil. Ay ya benim kızım ölmüş. Benim yaşamak değil mi? Kızımın yanına götür beni bırakın. Kızımın yanına götür beni. Ne oldu ya?
Havva'yı öldü dediler. Hala inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Geceler boyu hep karım olduğunu anı hayal ettim. Gene ilaçları hatırlatmak için arıyorsan nafile. Hepsini aldım geliyorum. Yakında oradayım. Benim Remzi. Ha, sabah sabah meşka. Ben hastaneye geldim de bu nasıl denir bilmem ki. Ne nasıl denir? Şerefe mi bir şey oldu? Yok, buna değil de. Başın sağ olsun kardeşim. Ne oldu abi? Hava! Hava öldü dedi! Ne? Hanımım. Hanımım telefonu çalıyor. E bak. Kimmiş? Ay bayağı bir aramış hanımım. Şey, gardiyan yazıyor. Tak şunu, tak. Tak kulağına. Tamam kızım. Tamam, sağ ol. Hadi, biraz beni yalnız bırakın. Sağ ol Pınar, sen de. Efendim, alo. Kaç oldu aradım Hamiyet Hanım? Telefonun başında seni mi bekliyorum? He? Bütün gün? Söyle, ne var? Havva öldü. Ne? Ne? Ya torunum? Torunum? Allah'a şükür. Nasıl olduğunu gören yok yani. Görmeye ne hacet müdür bey? Kız doğumdan geldiğinde perişan haldeydi. Kanaması dinmeden çıkmış gelmiş. Neden peki? Söylemedi mi bir şey? Kim bilir. Bana bir şey olmaz aklındaydı herhalde. Ablam doğru söylüyor. Geldiğinde yüzü kağıt gibiydi rahmetlinin. Canı çekilmişti. Yazık. Bu kızcağız hem ona hem bebesine baktı. Büyüdürüp gardiyan gelmişti bize avalandırmaya çıkarmaya. Sonra biz çıkıyorduk ama ava gelmek istemedi rahmetli. Alem yok dedi, yatacağım dedi ben. Ama Sevda onu yalnız bırakmak istemedi tek başına. Sonra zaten uyuyordu bebelerde. Ava dedi ki Sevda'ya, sen dedi git dedi, ava al dedi, avluya git. Eğer dedi bebeler kalkarsa dedi, ben dedi bakarım. Zaten emziriyorlardı birbirleri bebeleri de. Sonra
Sevda geldi yanımıza. Öyle avluda eleştik biz biraz. Sonra... Analık işte içine doğdu demek. Dedi ki... Ben dedim bakayım dedi çocuklara dedi. Gitti ama gelmedi. Müdürüm, Sevda'nın oğlu uyanmış o arada. O da emzireyim derken rahmetli kediden geçince bebek de boğulmuş bebeğin altında. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez müdür bey. Allah düşmanıma vermesin. Kız aklını yitirmesin diye oğlanı emzire koysun dedim ama... babaannesine mi, anneannesine mi, kime haber verecekseniz verin gelsin alsınlar bu oğlanı. Şu kıza da yazık. Buyurun müdürüm. Haber verdin mi ailesine? Verdim efendim. Kızın cenazesini ailesi gelip alacak. Babaannesi de oğlanı teslim alacak. İyi. Eşyalarını da toplasınlar. Ailesi gelir gelmez hemen teslim edin eşyalarını. Emredersiniz. Kızım, senin de başın sağ olsun. Remzi abi. Remzi abi. Abi doğru mu? Doğru mu abi? Abi nasıl olur? Ya daha dün yanındaydım. Hem bu kız hastanede değil miydi? Bakamamışlar mı? Anlamadım. Soramadım ki. Ama öldüm. Başın sağ olsun kardeş. Duyunca en münasibi seni aramak diye düşündüm. Ya ne yapıyorsun? Yavaş olsana. Kusura bakmayın. Hamiyet Hanım bekliyordu. Ondan acele ettim. İyi tamam tamam hadi gidin. Hadi. Sevda'nın oğlu uyanmış. O da emzireyim derken rahmetli kediden geçince bebek de boğulmuş bebeğin altında. İçime çöken acıyla dilim tutuldu. İçim uyuştu. Sana da kıyamadım kuzum. Ondan diyemedim. Yaşayan benim oğlum diyemedim. Burada kalırsam olacaklardan korktum. Gerçekler boğazıma düğümlendi. Birazdan seni gelip alacaklar. Beylerin yolu. Konaklar da baş tacı etmeye götürecekler. Adına da Yusuf Ziya diyecekler. Ama sen hep benim umudum olacaksın. Belki ananın sıcağından mahrum kalacaksın ama insan gibi yaşayacaksın. Çıktığımda yaşayacağımı bilsem, bağırma basarım, herkesten sakınırım seni. Ama benim alacak nefesim yok ki. Senle benimle gitme diye bütün çabam. İnan,
Senin için senden vazgeçiyorum. Ama yüreğim çok yanıyor. Olur da Allah yazımı başka yazarsa şart olsun seni gelip bulacağım. Başınız sağ olsun. Havva'ydı, bebeğiydi. Bebek, bebek de mi öldü? Yok yok, torununuz iyi. Havva koğuştaki başka bir bebeği emziriyormuş o sırada. Ard ardına doğum yapmışlardı, talihsizlik işte. O kızın bebeğini emzirirken birden... Ay, görmek istiyorum, kızımı gösterin bana. Ne olur kızımı gösterin bana. Kuzum, bahtın açık olsun. Ananinkine benzemesin yazın. Çok mutlu. Hem sev hem sev. Allah ananın ömrünü seninkine yazsın. Bu ayrılıktan daha kötü bir acı çekme inşallah. Kim olacakmış? Babaannesi geldi kızım. Ama ne babaanne biliyor musun? Ne seninkine benzer ne benimkine. Düşünsene kızım. Koskoca Hancıoğulları'nın torunu bu çocuk. Vay be. Milletin parmakla gösterdiği konağa küçük bey olacak. Hadi ver ver. Ver Sabi'yi bekletmeyelim. Ne zor şeymiş sevdiğini seviyorum demek. Yalnızken efelenmeye, konuşurum demeye benzemiyormuş. Münevver kapıdan girdiği an elim ayağım titredi. Karşıma oturup gülümsediği an sesimi kaybettim sanki. Münevver Hanım, kahvenizi getirdim. Münevver Hanım. Ha. Kahvenizi getirdim. E tamam, koy oraya. Kız, ki bu yakışıklı. Kız bu mu yakışıklı? Ha? Sevdalısıydı. Ya. O da ölmüş. Şimdi Havva'yı bekliyordur. Vah. Desede kavuşmalar arete kalmış. Ama... Buna ben bakarım. Suyuna, toprağına. Onu anasına versinler. Kız çiçek altı üstü.
Toprağını Yusuf'un mezarından alıp dikmişler o çiçeği. Kız ölü toprağın işi ne burada? Ölümü çağırmış o, ben diyeyim size. Sabahat abla. Hah. Söyle çiçeği Havva'nın mezarına diksinler. Tamam kızım, tamam. Kız bu Münevvere de bir şeyler oldu ha bu aralar. Üzülmüştür tabii. Ne de olsa vicdanlı kız. Neye üzülecek? Aa, sen nerede yaşıyorsun Cemile? Hiçbir şeyden haberin yok. Koca tencere helvayı ben kendime kavurmuyorum herhalde. Bilmem, dağıtacaksın mı? Aa, senin gerçekten bir şeyden haberin yok. Murat aradı demin. Havva ölmüş. Ney? Ya. Eyvah, deme kız, genç yaşında ha. Sakın o şeytana üzüldüm falan deme bana. Niye? O da insan. Ben bazen insanlığından şüphe ettim ama. Hele ki Yılmaz'la evlenip konağı hanım olmaya çalışınca falan. Ondan mı kavruyorsun bu kadar helvayı? Öyle de böyle de. Genç yaşında beyime de kendine de yazık etti. Onu bilir, onu söylerim. Helvemin tasını attırma sultan. Çek elini torunumun beşiğinden. O bizim emanetimiz. Geri bas. Torunuma dokunma Hamiyet Hanım. Yoksa fena olur. Bana bak deli Remzi. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Ayrıca akıllı ol. Duydun mu? Benimle sürtüşme. Bebeği biz alıyoruz Hamiyet Hanım. Boşuna zorluk çıkarmayın. Sen bu işe karışma. Torunumun nüfus kağıdında baba adı Yusuf yazıyor. Ana adı diye de Havva yazıyor. Çek o pis elini kuzumun üstünden. Sultan. Sultan kiminle konuştuğunun farkına var. Ölsem bırakmam size torunumu. Duydunuz mu? Ölsem bırakmam. O bana oğlumdan kaldı. Bize de kızımızdan kaldı. Yeter! Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Benim burada kızım ölmüş. Yüzü soğumamış, daha toprağa girmemiş. Siz burada birbirinizi yiyorsunuz. Ölüye saygınız yoksa şu bebeciğe huzur verin bari. Neler oluyor burada? Torunumu almaya geldim. Bebeği biz alacağız. Üzgünüm ama bebeği kimse alamayacak. Neden doktor bey? Bebek erken doğmuş. Hastanede gerekli tetkikler yapılmadan buraya getirmişler. Herhangi bir komplikasyona karşı hastaneye sevk edeceğim. Nasıl? Bir özürü falan mı var? Yok ama küveze konulup çeşitli testlerden geçmesi şart. Gel oğlum. Yusuf'un odası. Yusuf mu yaptı bunları? Hı hı. Ben kara kalem çalışırken o da tabletler için çizim yapardı. Enişte, ben başka bir odayı kullansam olabilir mi? Neden oğlum? Bilmem. Yusuf'un yerine geçti diyecekler diye korkuyorsan yerleşsen de yerleşmesen de diyecekler. Onun için takma kafana, boş ver. Öğle yemeği geldi. Hadi oğlum gel. Madem karar verdin, zor olsa da olmasa da katlanacaksın. Desteğinizi bilmek içimi rahatlattı.
Burada mı baktıracaksınız çocuğa? Peki paranız var mı? Satarım. Gerekirse hepsini satarım. Her ne gerekirse onu yaparım. Kuzumun kuzusu o. Feda olsun. Saçmalama Sultan. Saçmalama. İki tane altın bilezik satmakla çocuk mu büyütülürmüş? Bebek gitmek için hazır. Ambulans nereye gideceklerini soruyor. Tabii benim seçtiğim hastaneye. Mezarlık için belediyeye haber vereceğiz. Cenaze işlemleri başlayacak. Sağ ol oğlum. Annem. Toprağa haber veren oldu mu? Akıl mı kaldı? Ben haber verdim toprağa. Ana oğul ayrı ayrı alemlere gidiyorlar. Ben de özledim anneciğim. Ne olur böyle söyleme ama. Şimdi gelemem. Tamam söz. En kısa zamanda gelmeye çalışacağım. Ben de seni. Annen mi? Üzme kendine. İstediğin zaman bilet alırız, gider görürsün. O kadar çok şey saklıyoruz ki. Nasıl yüzüne bakacağımı bilmiyorum. Dert etme. Hadi karnımızı doyuralım. Garip torunum benim. Ne babasını tanıyabildi, ne de anasına doyabildi. Evlat acısı çok zor Hamiyet Hanım. İnsanın nefesi kesiliyor. Dizlerinin dermanı kalmıyor. Yüreğinin atacak hali yok. Çok zor. Çok zor. Allah düşmanıma vermesin. Şu dünyanın işine bak. Şu dünyanın acımasızlığına bak. Daha dün diyordum sana. Git Havva'yla konuş. Çocuğa ben bakayım diye. Ya. Şimdi de anasız kaldım. Şeref Hanım. Müsaade et çocuğa ben bakayım. İnan bana. Onun ayaklarının altına tüm gücümü sererim. Parayla her şey hallolamaz Hamiyet Hanım. Evet, hallolmaz. Ama sen de çok iyi bilirsin ki parasız hiçbir şey olmaz. Ayrıca halin malum. Allah bir an önce sağlığına kavuştursun seni de ama ya sana bir şey olursa? O zaman benim torunuma kim bakacak? Hastalık da sağlık da insanlar için Hamiyet Hanım.
de benden kalır tarafınız yok. Bir farkım var ama. Güçlüyüm. Etrafımda çalışanım çok. Şeref Hanım, ben sürtüşmek falan istemiyorum. İnan bana. Ben sadece torunumu hak ettiği yerde, hak ettiği şekilde yetiştirmek istiyorum. Torunumuzu. Abanın altından sopa gösteriyorsun demek ki. Hayır. Gerçek söylüyorum. Tüm gerçekleri. Ve sen de çok iyi biliyorsun bunu. Sağ ol. Beni anlayacağını biliyordum. Ona çok iyi bakarım Şeref Hanım. Gözüm gibi bakarım. Bil bunu. Gözüm gibi. Ne demek bebeği onlara bırakan? Biz neceğiz? Ay konuşturma beni Sultan ya. Reşit Efendi olmasa kafamızı sokacak bir dam yok. Benim halim ortada. Ben varım, koca konakta yaşıyorum. Doğru vallahi. Hem çocuk için büyük ev daha iyi olur. Bir odasına da bir sıkışı veririz. Şuraya otur. Remzi. Gene yörük sırtından kurban kesmeye başladın. Abla, bu Ali Ömer gidecek yakında. Yurt dışında adam, dünyanın bir ucunda. Ben o konakta tek başıma kalacağım. Hamiyet ne olacak peki? Ha? Onu unutuyorsun. Boş mu duracak? Ya, kadın mahkeme açarım diyor. Anneannesi kör. Dedesi topal der, çıkar işin içinden. Benim sağlığım yerinde değil. Bir dikili ağacımız da yok. Oh, bu bebeciği sefilliğimize ortak mı etmek atalık ha? Büyüklük mü bu? İyi o zaman. Çocuğa biz bakalım, parayı hamiyet versin. Sen sus Remzi. Sen sus. Ya niye? Sen nenesiysen ben de dedesiyim. Ya. Havva'ya iyilik yaptın değil mi? Babalık mı ettin de ona konuşuyorsun sen böyle? Abla, iyi de o bebe Havva'nın yavrusu. Hamiyete bebeği vermek sizden çok benim canımı yakıyor. Ama hamiyetle uğraşılmaz. Biz inat ettikçe o bize huzur vermez, dirilik vermez. Ya bebeği düşünmemiz lazım. Benim hamiyetle uğraşacak gücüm kalmadı. Benim gücüm var. Hem de sonuna kadar var. Önemli olan bebeğin geleceği. Ya ben konuştum, karar verdim. Bu mesele de kapandı. O kadar. O kadar yolu yürüyeceğiz mi ha? Ne bakıyorsun öyle, bir taksi çağır deli Remzi. Deli. Geldin ha? Baba. Beğendin mi yaptığını? Hamile olduğunu sakladığın yetmemiş, bir de bebeğini gizlemişsin. Hiç mi öğrenemeyecektik bunu? Sırası mı şimdi enişte? Ha? Ben dediğime niye pişman ediyorsun sen ya? Tam sırası. Bu ikisinin çevirdiği işler yüzünden geldi bunlar başımıza. Sus Remzi, sus. Baba ben... Sen sus. Yediğin hakları sonra konuşacağız seninle.
Siz şimdi çok kızdınız ama... Toprak size söylemeyi çok istedi. Yapamadı ama. Sen de kimsin ya? Baba. Ahmet benim arkadaşım. Ablasıyla birlikte bana evlerini açtılar. Kaan'la birlikte orada kalıyorum. Ya haydi haydi içeri. Millete şahan olduk. Herkes bize bakışıyor. Hadi. Buyurun. Buyur. Buyur geç. Geç kız. Geç. Geç ama geç. Geç. Ne deli Remzi. Gir. Gir içeri. Gir. İşte marketin dosyalarına bakıyordum da. Pardon. Gel oğlum gel. Halan arıyordum müjdeyi vermek için. Ama açmadı telefonu, uyuyor demek ki. Akşam yemekte söyleriz artık. Yılmaz Bey, müsait miydiniz? Tabii evladım, gel. Bu tarlaların satışı için nüfus kaydı aldım kaymakamlıktan da. Ancak bir şey dikkatimi çekti. Yusuf Ziya adlı bir bebeğin kaydı yapılmış kütüğe. Sanırım doğum tarihi dün. Kaydı da dün yapılmış zaten. Bebek. Bir yanlışlık olmalı. Havva ile Yusuf'un bebeği o enişte. Anlamadım. O bebek doğdu mu? Peki sen nereden biliyorsun bütün bunları? Halam bahsetmişti. Kütüğe de o geçirdi herhalde. Tamam yet, ne yapayım ben seni? Abla, şu Hapan'ı hiç hastaneden yeni çıktın hiç al. Ne hastanesi? Anan diyalizde kaç gündür? Anne, niye bana haber vermiyorsun? Remzi Bey, cenaze hangi camiden kalkacak? Aşağıdaki yeni camiden. Bir şey mi istedin? Ben bir Kaan'a bakayım. Ben unuttum. Sağ ol. Ne demek bulamıyoruz kızım? Yer yarılır içine mi girdi bu olay? Aklımıza gelen her yeri aradık. Haber de bıraktık ama... Peki Bade'yi aradınız mı? O da yok efendim. Evlerini arıyoruz, cevap vermiyor. Cebinden dolaşamıyoruz kendisine. Mazeret istemiyorum kızım. Akşama kadar Bara Mehmet'i bulacaksınız. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Baban mı? Nereden bildin? Kaç defa beni de aramıştı ondan. Beni de en az 40 sefer aramış. Hadi çıkalım. Almıyor musun telefonunu? Aramasını istediğim tek kişi sendin. Artık sen de yanımdasın. Evlendiğimizi bile bilmiyorlar değil mi? Sen istemediğin sürece kimseye söylemeyeceğim. Hadi gezelim. Kader mezunun etti. Ne ettim de yavrularım aldı birer birer. Abla. Abla yapma, isyana girer abla. (Gülüyor)
Ablacığım. Allah'ım. Yardım et. Gelmeyeceğim. Sultan. Tam acısını bitirecektim elimi. Önümde kaldı. Ablacığım. Hani beni bırakıp hiçbir yere gitmeyecektin. Allah'ım ne olur yardım. Kızım, görevlilerle az önce konuştum. Bebeğinin cenaze işleri bitmiş. Jandarmalar birazdan seni mezarlığa götürecek. Biliyorum çok zor ama evladına son görevini yerine getirmelisin. Allah sabrını versin. Ablanın üstünde ağırlık var mısın kuzum, kalk. Allah'ım. Benim canım olsaydı, davamı yavrunu sana, seni yavruna bağışlasın. Ağlama dur. Abi sen ne yapacaksın? Keşke elimden bir şey gelse Toprak. Abla yapma. 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 Hamiyet, sen bana sormadan, bana danışmadan nasıl o çocuğu nüfusumuza geçirirsin ha? Hem nereden kanaat getirdin o çocuğun oğlumuzdan olduğuna? Gördüm Yılmaz Bey. Torunumu gördüm. Hamiyet, bu işin testi var, DNA'sı var. Acelen neydi be kadın? Yılmaz Bey, evet. Rüzgar oğlumun kanından değildi. Ama oğluydu. Hep söyledim. Hala da söylüyorum. Havva bir sürü şey yaptı. Kötü şeyler yaptı. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum. Oğlumu her zaman çok sevdi. Her zaman. Niyet sen beni delirteceksin. Gerçekten delireceğim. O çocuk yetmedi. Bir de kızı aklamaya falan kalkmışsın. Avukatlar tutmalar falan filan. Diyelim ki adam halletti işi. Ve kız atlandı. Oğlunun kemikleri sızlamayacak mı Hamiyet? Sızlamayacak. Çünkü Yusuf'umun oğlu için yaptım her şeyi. Anneciğim, mobilyacılar geldi, bebeğin odasını getirmişler. Ah ne güzel. Ne odası, ne mobilyası ya? Torunumun yatak odası. Artık bizimle yaşayacak. Neden o? Çünkü Havva öldü.
senin adını da yolladım konağa. Dünya gözüyle görebilecek miyim? Bir daha onun kokusunu içine çekebilecek miyim bilmiyorum. Ama senin nasibinde insan gibi büyüyecek. Yaptığımın günah varsa çekmeye razıyım. Yeter ki o gün yüzü görsün. Sen de annenle, babanla cennette buluşursun inşallah. Alo. Merhaba. Ne vardı Münevver? Pek uygun bir zamanda aramadın. Ya ben Havva'nın öldüğünü duydum da. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Komşum, toprak geldi dediler. Öyle mi? Nerede bir görseydik biz de. Havva'dan sonra kızı Nazlı'yı ziyaret edecekti. Analık işte. Küllense de geçmez acısı. Yeniden evlenmiş dediler. Kocasıyla gelmiş öyle mi? Canım, hayrına getirdiğiniz aşı daşa çevirmeyin de yeğenin boğazına durmasın. Karnı ilaç içilmez, içiverseydin şunu. Hak reva mı bu kuzum? Bir acı iki kere yaşanır mı? Bak gene sen toprak altındasın. Ben burada kahır içinde. Bilsem yalan olduğunu, bir daha geri döneceğini, çektiğim acıya acı demem ki. Zaman küller mi bu yangını bilmem ama tek teselliyim ardımda bıraktığın yavrum. Kim ne derse desin, o senden bana emanet. Her şeyden vazgeçerim. Bundan vazgeçmem. Merak etme kuzum. Rahat ol. Sana yapılanları yanlarına koymayacağım. Gidişinden içime saldığım acılardan herkes payını alacak. Rahat ol. Hadi anne, kalk gidelim. Hadi. Sağ olsun. Sağ ol teyze.
beni bırakmayacaktın. Birlikte İstanbul'a gidecektik. Ben ölünce oğlumu sana bırakacaktım ha. Şimdi Hamiyet Hanım'a emanet ettim canımın parçasını. O da kendi torunu sanıp bağrına basacak. Sakın bana kızma, tamam mı? Gönül koyma. Şimdi beni öldürdüklerinde gözüm açık gitmeyecek sayende. Güzellik uykusundan kalk da konuşalım. Yine ne var teyze? Hiç. Kuaföre gideceğim. Benimkinden memnun değilim de. Belki bir tanıdığın vardır diye. Oldu bu iş kız. Yusuf sana inandı. Hamiyet kendine pay çıkarıyor ama. Yok. Sen konuşmasaydın Yusuf caymazdı beni kovmaktan. Bugün inandıysa yarın da inanır. Neden olmasın? Teyze bana yardım etmen lazım. Ne olur kurban olayım. Benim o konakta gözüm ol, kulağım ol. Ne olur. Ne yapıyor, ne ediyor, nasıl haber ver bana. Ne olur yalvarırım sana. Neredesin orta? Neredesin? Yakıştı mı böyle koyup gitmek? Aşk uğruna çektiniz bunca kahır. Sevda diye koştunuz hep birbirinize. Her seferinde yolumuza taş koydular. Dalımızı, kolumuzu kopara kopara ayırdılar birbirinizden. Şimdi ikiniz de toprağa karıştınız. Ben de sultansam. Sebep olanların yanına koymayacağım. Koymayacağım. Yeminden koymayacağım. Birbirinize hasret koduya. Hasretin alasını çektireceğim o Hamiyet'e. Çektireceğim. Katalogda görür görmez bayıldım. Yusuf'um da Deniz'i çok sever. Severdi. Ben de çok beğendim. Anneciğim. Bu beşiği buraya mı koysak? Bak bu da bunların altına daha güzel durulmuş gibi geldi. Ne dersin? Onu değiştir kızlara. Hanımlar, hazırsanız çıkalım mı? Hazırız, hazırız. Çıkalım. Çok merak ediyorum bebeği. Gelecek Münevverim. Yakında gelecek. Hep birlikte olacağız.
Hadi bakalım çıkalım artık. Ne çaya dokundun ne çorbaya. Al da biraz helva yap. Geçmişlerinin canına değsin. Kızlar, arkadaşları da hazırlayın da bir Fatiha okusunlar Sabine'nin ruhuna. Ha Sevda. Avukatın gelmiş bugün. Ne istiyormuş? Müdüre dosyanı bırakmış. Yarın mahkemem varmış. Yanlışın olmasın abla. Benim mahkemem bir ay sonra. Ben orasını bilmem kızım. Abin ayılmış mı? Sonra gitmiş başka bir ifade mi vermiş? Ne bileyim ben. Senin anlayacağın yarın mahkemem. Yarın mı? Yarın. Hadi hazırlayın şunu da. Gideyim ben. Beyim. Nereye gidiyorlar bunlar? Falan Münevver Hanım hastaneye dedi. Beyim, kahveniz? Oraya bırak. Abi. Konuşabilir miyiz biraz? Peki, konuşalım bakalım. Bu yeni gelin bebeğe de mi ben bakacağım ki? Ne baba var ne de ana. Ehemmiyet Hanım'ın durumu da ortada. Ahanda, ben buraya yazıyorum. Bu konaktaki sessizlik var ya, yarın öbür gün bozulur. Gerçi çok bile uzun sürdü. Ne renkle mi baktın o fala? Fal değil bir kere canım. Tecrübe. Bu Hamiyet Hanım kendi kendine böyle gelin güvey oluyor. Yok odalar falan hazırlıyor ama... Yılmaz Bey pek de istemiyor bu bebeği. Belli oluyor yani. Ay Hasan Bey'i görseniz böyle burnundan soluyor vallahi. Bu Mehmet yine bir şeyler karıştırdı kesin. Yarın öbür gün var ya bu iki kardeş böyle birbirlerine girecekler. Görürsünüz. Herkes kendine baksa. Ay, ay, ay. Şişt. Kıyamam ben sana be. Sen küsmüşsün hala bana. Kıyamazmış. Damarıma basa basa kıyıyorsun. Hele o Ali Ömer'in adı geçtiğinde akan sular duruyor. Aman yok öyle bir şey be. Bana bak. Sen beni kıskanacağına söyle bakalım. Nikah için yeni gün aldın mı ha? Hamiyet Hanım durmuyor ki. Bir oraya bir buraya derken fırsat bulamıyorum bir türlü. O zaman hiç bana laf etmeyeceksin Murat Bey. Öyle çok sevdi ki Havva. Demek ki böyle kavuşacakmış. Yusuf da çok seviyordu Havva'yı. Kahrından içerdi bazen. İkinci dili çözülür anlatırdı. Kim olduğunu, ismini söylemezdi. Ama ben bilirdim ne kadar özlediğini. Hani sevdayı bulması zordur derler ya. Yaşaması bulmaktan zormuş.
Ya dünyayı sileceksin gözünden, bir o bir sen varmış gibi. Ya da kederinden tüketeceksin ömrünü. Hava ayazı, buz gibi olmuş. İçeri gelin, haydi. Haydi. Bana müsaade, ben kaçayım. Gelsene içeri. Biraz hava alacağım ya. Mehmet talip olunca ben varım dedin. Sonra her şeyi kendi ellerinde Ali Ömer'in önüne sürdün. Ben her şeyi şirketin geleceği için yaptım. Bunu Mehmet'i ezmeden yapsaydın olmaz mıydı abi? Tamam. Mehmet sütten çıkmış ak kaşık değil. Ama düşmanım da değil abi. O bizim kanımızdan tek varis. Sen böyle Mehmet'i hiçe sayarsan o da kendini göstermek için olur olmaz şeyler yapacaktır tabii. Kimin nelere sebep olduğunu sen daha iyi bilirsin Hasan. Bu hesabı bana soracağına kendi oğluna sorsan daha iyi olur. Tabii bulabilirsen. Öyle arkanı dönüp gitmekle mesele hallolmuyor abi. Olayları duyunca Mehmet'e dursuz falan demeyeceğim. Haberin olsun. Ya şunlara içiverseydiniz iyi gelirdi. Sizin için kaynattım ıhlamur. Ağrı mı tuttu yine? Abla. Toprak haklı. Bak gözümün önünde ol diyor. Oğlan da dedi Ahmet değil mi? Sizi bırakmam dedi. Benden berabersiniz dedi. Birlikte gideceğiz dedi. Ya nasıl giderim Sultan? Ya toprak zaten sırtlarında. Bir de biz mi kambur olalım? Hem zaten torunumu bırakamam ben. Duyan da kızını kendi elinle hancıoğullarına vermedin sanacak. Ya Remzi, bu konu bitti. Konuştuk, bitti. İşte tamam, niye uzatıyorsun sen? Haklı ablam. İyi tamam, geç onu da. Ahmet de kızla aynı kafada. İlla da gelin diye tutturdu. Ya insanlığında, anlamıyor musun? İnsanlığında. Abla, bak ister orada kalın, ister başka bir yerde kalın ama toprağın durumu malum. Kızın davası varmış bak. Sevdiği adam sırtından bıçağı soktu, şimdi de kanırtıyormuş böyle. Kız abasına mı yansın, seni mi düşünsün kız? Ya Sultan bak. Canım için rahat edecekse kalmayıverir zahmetlerde. Benim kapı gibi abim var, onlar da kalırız. Onlar da kollarını açtı, bizi bekliyor. Ya artık işin orasını da oraya gidince düşünürüz. Eğer burada kalırsak baktığımız her köşe acımızı deşecek. Ben kızımı toprağa bugün verdim. Ya nasıl gideyim? Nasıl? Artık ölen Allah'a emanet abla. Sen geride kalanına sahip çıkacaksın, tamam mı? Gideceğim de toplayan mı eşyaları? Ah da babaannesinin güzeli. Kurban olsunlar sana. Ah ne kadar güzel, ne kadar güzel ya Rabbim. Çok tatlı. Ama anne ben pek abime benzetemedim. İlahi saçmalama Allah aşkına. Sen abinin bebekliğini nereden bileceksin ayol? O bir serfisin var ya, o bir büyüsün. Bak o zaman. Sanki bütün bebekler aynı gibi. Ah Maviş, inşallah. İnşallah tez günde Allah sana da baba olma hissini verir. Sağ ol kızım. Ne kadar minik daha.
Orada yatıyor öylece. Elleri aynı ablamın elleri gibiydi. Kaderi benzemez inşallah. Anne. Biz Yusuf Ziya'yı burada bırakıp nasıl gideceğiz? Nasıl yüreğimiz dayanacak? Yaramıza tuz, yüreğimize taş basacağız, dayanacağız. O Sabi için elimiz mahkum kızım. Hem senin durumun da ortada. Yeni beben oldu. Nasıl bakarız ikisine? Ben bakarım ikisine de. İkisini de emziririm. Gerekirse uyumam yine bakarım. Ya ben de ister miyim canımın yarısını burada bırakıp gitme? Of of, burnumda kokusu tüte tüte. Ama başka çaremiz yok yavrum. Burada el bebek, gül bebek çok güzel bakılacak o. Ne zaman istersek gelip görürüz. Nasıl gelip göreceğiz anne? Gösterirler mi bize zannediyorsun? Asıl alıp gidersek kıyamet kopar. O Hamiyet cadısını bilmiyor musun sen? Havva'mı bile yaşarken ölü gösterdi. Ya bize huzur vermez, dirlik vermez. O bebeğim için çok kötü şeyler olur. İşte o zaman ben dayanamam. Bak sen anacının sözünü dinle. En doğrusu bu. Vallahi. Münevver. Bu kızlar bir an evvel odanın temizliğini bitirsinler. Biz de şu alışverişlerimizi bitirelim. Duydun yani hemşireyi. Yarın taburcu ederler oğlanı. Hazır olalım. Tamam anneciğim. Hemen gelir alırız. Ah yarabbim. Ah büyük Allah'ım. Nasıl lütfettin. Torunumu bana hediye ettin yarabbim. Onu bir de böyle sarıp sarmalasam var ya. Evime götürsem benden iyisi olmayacak. Enişten pek gönüllü gibi değil hala. Alışacak Ali Ömer. Onunla yaşamaya alışacak. Sinmiyor be Sultan. Ya doğru mu yaptık acaba kızın yanına gitmekle ha? Burada ne yana dönsen keder. Boş ver. Daha iyi senin için. Orada bir evladın var. Yiğidim. Yiğidim buraya gelmeseydi ben de senden göçerdim. Emin ol. Hazan yaprağı gibi savrulduk her birimiz bir tarafa. Kim derdi bunca acıyı yaşadı, hala ayakta kal. Allah'ın hikmetinden sual olmaz. Var gibi bildiği bunları bize yaşattı. Ama hep bizim canımız yanacak değil ya. Herkes hak ettiğini bulacak bir gün, öyle değil mi? İnşallah Sultan, inşallah. Sen de aklını başına al. Bir an evvel konuş oğlanla. Evlen şu Reşit'le. Ya el kapılarından kurtul. Evinin hanımı ol. Merak etme abla. Merak etme, gün bizim günümüz. Merak etme. Milleti geceye almışlar. Yarın kızın mahkemesi varmış. İyi ki de öyle yapmışlar. Gitmeden bir oğlanı göreyim.
gözünü seveyim Sultan. Sen de Hamiyet'le uğraşmaktan vazgeç. Bütün yaşadıklarını maziye gör. Havanın hatırı için. Sen de sık sık gör bebeği. Beni anlat. Dedesini anlat. Anasını anlat. Bizden habersiz büyümüşsün yavrucak. Merak etme abla. Seni, Havva'm, toprağım, hepinizi anlatacağım. Merak etme. Kuzumun kuzusu o. Kimse onu benden ayrı tutamaz. Ne kadar küçük. Oğlumdan kalan bir cam parçası o. Yıllarca hayalini kurup da yüzünü göremediği oğlu. Sana da karından bir hatıra. Havva'nın eli elime değmedi. Bir kardeşten öteye geçmedik hiç. Ben Yusuf'un aşkına hep saygı duydum. Havva kardeşimin namusuydu. Hep o gözle baktım. Bu bebek de bana kardeşimin emaneti. Yusuf abi o tokatı Münevver'e değil, bizim geleceğimize atmıştı. Şimdi daha iyi anlıyorum. Münevver'in canını yakan acı, benim onu sahiplenmeyişimdi. Korkaklığım, pusup kalmam. Haklıydı da. Sevdiğine sahip çıkmayan, göğsünü gere gere aşığın diyemeyenden adam mı olur? Uzak diye bir yer yokmuş. Sevdiğini yüreğinde götürüyormuş insan, gittiği her yere. Sabahları gözlerimi açınca, Münevver'in gülen yüzü duruyordu karşımda. Ve her akşam içimi yakan o öfkeli bakışlarına kapatıyordum gözlerimi. Seninle hemen konuşmamalıyız. Ayvalık'a ne dersin? Çok güzel Rum evleri varmış orada. Alırız bir tanesini. Restore ederiz. Yok. Yok, biz daha böyle büyük bir yer alalım. Butik otel yaparız orayı. En üstte de bizim odamız olur. Böyle büyük büyük meyve ağaçları da olur. Kahvaltıyı da bahçede veririz. Ne oldu? Her gün biraz daha aşık oluyorum sana. Bu tamam, tamam demek mi? Seni mutlu edecek her şeye tamam Badeciğim.
Hadi Sevda, hadi kızım. Baktın mı dışarı, gelmiş mi bizimkiler? Oh Sevda ya, 40 kere mi söyleyeceğim kızım? Gelmediler. Hem onların ne işi var burada? Mahkemeye gitmiştir onlar. Hadi sallanma, hadi. Hı, onları da sanki derdi mahkeme. Bir kere onları derdi kızın hesabını görmek. Allah yardımcısı olsun. Ablam diyalize gitti ama ben geleceğim. Birazdan çıkarım, tamam? Haydi, haydi. Anne. Günaydın kuzum. Sen benim odama mı girdin? Evet. Başka türlü nasıl temizleyeceğim, toplayacağım odanı? Çöpte bir kitap vardı. Dosya gibi müsvedde. Attın mı sen onu? Çöpteyse atmışımdır. Of anne ya, of! Nesi var Yiğit'in? İçine şeytan kaçmış galiba. Bir terelelli hareketler. Ne bileyim Ali Ömer ya. Vardır canını sıkan bir şey. İlla ki. Gece geldiğimde yoktun abla. Ablama gittiydim de. Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Bu benim beşiğim miydi? He. Niye çıkardın ki buraya? Ne bileyim, ortalığı temizliyordum, topluyordum. Bunu gördüm böyle. Eskileri yad ettim. Kaldı işte, ne bileyim. Abla, sana bir şey söyleyecektim. Gitme vakti geldi, öyle mi? Yok. Aslında tam tersi. Ben burada kalmaya karar verdim. Esas mı? Hayırlı olsun. Sağ ol abla. Beyim, bana ihtiyacın yoksa biraz işim var. Çıkayım ben dışarı. Tabii tabii. Ben de konağa geçeceğim zaten. Tamam. Haydi o zaman. Hiçbir şeyi dert etme. Sadece eşyalarını topla, geri kalanını sonra hallederiz. İstersen yardım edeyim. Yok, gerek yok. Sen şirkete git, anca işlerini halledersin zaten. Babanla falan da konuşacaksın ya. Tamam. Eğer bir şey huzursuz ederse ya da bir şeye canın sıkılırsa mutlaka beni ara. Hiçbir şey senden kıymetli değil. Hiçbir şey. İşim bitince ararım seni. Abin her şeyi anlatmış. Sevda'nın bir kabahati yok demiş. Yalnız Mümtaz'ı da suçlamamış. Kazaydı demiş. Anladım. Peki ne olacak şimdi? Beni salacaklar mı? Kızım, aldın mı müjdeli haberi? Abin gözlerini açmış. Bugün her şey bitecek inşallah. Babam doğru der Sevda. Gün bizim günümüz. Nerede? Öldü. Nihai akıbetine kavuştu desene. Darısı senin başına. Mahkumla konuşmak yasak. Az geri çekilin bakayım. Bey baba gel sen de böyle. Anasıyla bacısından selam getirttirmiştik. Sevda yoldaş! Mehmet. Efendim baba. Neredesin oğlum? Kaç gündür seni arıyorum, sesin çıkmıyor. Konuştuğumuza göre yaşıyorum. Dünyadan habersiz olarak. Bana bildiklerim yetiyor artık. Kes sesini de beni dinle. Şimdi olmaz, yoldayım. Engin'e haber ver. Birazdan şirkette olurum. Yapılacak işlerim var. Bir daha ne zaman gelebilirim buraya bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman.
Belki de bu son. Biliyor musun? Biz Mehmet'le evlendik. Kızmadım bile değil mi? Umurumda bile değildi mi? Hiç de umurumda olmadı. Kimse kimseyi zorla sevemiyormuş, seninle öğrendim. Ama Mehmet zorlamıyor beni. Sadece seviyor. Mutlu olayım istiyor. Ben de mücadeleden vazgeçtim. Sakin, huzurlu bir hayat istedim. Mehmet de hırslarından vazgeçip benimle bir hayat kurmaya söz verdi. Belki de en başından yapmalıydım ben bunu. En başından. Affet beni. Affet. Her şey için affet. Yaralının bilinci açılıp verdiği ifadeye dayanarak yaralanma tamamen bir kazayla olmuş. Bu yaralanma sebebiyle tutuklu yargılanan Sevda Yoldaş'ın olayla ilgisinin bulunmadığını, olayın sanığın eşi ve abisi arasında vuku bulduğu anlaşılmıştır. Buna istinaden Sevda Yoldaş'ın tutukluluk halinin son bulmasına, yaralanma davasına taraflar arasında devam edilmesine karar verildi. Çok şükür kızım kurtuldu. Muradımıza erdik gayri. Salıverin de biz gidelim artık. Anası yolunu gözler. Öyle olmaz bu işler bey baba. Biz şimdi cezaevine geri gideceğiz. Karar onaylandıydı, dosya müdüre geldiydi derken akşamı bulur kayıt işlemleri. Hiç boşuna bekleme istersen. Anca yarın sabaha salıverirler kızını. Tek Yusuf Ziya eksik. O da inşallah akşama gelecek. Gelecek tabii. Tabii gelecek. Hem yatağını hem odasını dolduracak inşallah. Ya iyi de hanımım, hiç biberon falan almamışsınız. Nasıl mama içecek bu bebecik? Ay Pınar. Ay saçmalama Allah aşkına. Ne maması ne biberonu ayol. İnşallah benim oğlum anne sütüyle beslenecek. Münevver, bir kadın buldum, süt ana. Böyle görsen var ya, küpür küpür bir kadın, sağlıklı. Ha? Akşama gelecek. Torunumu o besleyecek bundan sonra. Anne tebrik ederim, hiçbir şey atlamıyorsun. Ya atlamayacağım tabii. Siz de atlamayın. Mevzu bahis olan torunum. Ha. Pınar, aklımdayken bir şey diyeceğim kızım. Bu odanın temizliğinden siz mesul olun. Çocuğun çamaşırlarının yıkanmasıyla falan. Cemile'ye de söyle. Ailenin dışında, süt ananın dışında kimse torunuma dokunmayacak. Gözümden bile sakınacağım onu, gözümden bile. Böyle 40 kişinin arasında çocuk terbiye edilmez. Anneciğim zamanında hepimiz rüzgara baktık. Hiç de terbiyesi bozulmadı. Ah be Münevverci. Ay niye şimdi böyle küser gibi bir haller takınıyorsun?
Yavrum, Yusuf Siyah'ım küçücük daha. Erken doğdu. Korkuyorum vallahi. Vallahi korkuyorum. Engin hemen yanıma gelsin. Ben çıkmadan kimseyi içeri alma kızım. Peki efendim. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun? Ha? Aklını siktir, ortalıktan kaybolmayı marifet mi sanıyorsun ha? Varlığımla yokluğum bir nasıl olsa baba. Aferin. Burnunun dikine git bakalım. Ama saplanırsan şaşırma. Anlaşıldı mı? Amcanla zıtlaşmanın felaket getireceğini o kadar söyledim sana. Ama dinlemedin. Al işte bak. Ortalıktan kayboldun. Ali Ömer'in kalmasını sağladılar. Gördün mü? Güzel. İsteyen istediği yerde istediği kadar kalabilir. Ben artık kıymetimi bilenlerle çalışacağım. Ayrılıyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Hayatın boyunca hayal ettiğin yere Ali Ömer'i oturttu amcan. Ne demek şimdi bu? Sadece şirketi yönetmeyecek Ali Ömer. Bayağı bayağı sahip çıkacak. Amcan hisselerinin bir kısmını ona devretti. Yetkilerini, imza hakkını ona verdi. Bundan sonra yönetim kurulu başkanı Ali Ömer. Anlaşıldı mı? Ben yıllarca bu şirkette yükselebilmek için tırnaklarımla kazanıp durdum. Yusuf Amerikalarda okuyorum diye fink atarken ben ırgatlık ettim. Bütün yediğim hakaretleri sineye çektim. Yıllarca Yusuf'un gölgesinde bekledim. Sıram gelsin diye. Şimdi tam o geberip gitmişken, tam sıra bana geldi derken... şimdi bütün haklarımı tanımadığım bir adama devretti, öyle mi? Evet, öyle. Ben vazgeçmiştim baba. Ben vazgeçmiştim ama artık yeter. Nereye? Hakkım için savaşmaya. Yarın sabah anca çıkarsın demişlerdi. İstersen gitme kızım. Allah Allah. Millet akıllı ya biz deliye. Hadi sallanma hadi. Boş ver kız. Bak böylesi daha müdasip. Ördekler uyanmadan uçmuş olursun. Hadi. Hakkınızı helal edin. Sen de et. Helal olsun. Helal olsun. Allah sizi de kurtarsın. 20 yıl var daha. Yat yat bitmez. Allah senin yolunu açık etsin kızım hadi. Hazırlığınız 40 yıl. Toparlanmanız 1000 yıl. Hadi kızım hadi daral geldi hadi. Al bunu. Abla. Al. Hemen de izini tozeni yok et tamam. Hadi bakalım. Sağ ol. Hadi.
Merhaba. Konuşabilir miyiz? Konuşalım da. Neden geldin? Bunun için. Okudum. Çok da beğendim. Baktım altın ayağı siz duruyor. Başıma bir iş gelmeden getireyim dedim. İyi yaptın. Bir bakalım ha, bakmadan olmaz. Abi bunun motor bloğu çatlamış. Bunu değiştirmemiz lazım. Yapalım o zaman usta. Tam zamanında. Ben bakayım camlar kapalı mı diye, sen de bunları arabaya götür, olur mu? Bade. Sana hemen gideceğiz diye söz vermiştim. Ama burada kapatmam gereken hesaplar var. Anlamadım. Bir süre daha burada kalacağız. Öyle küçük, öyle güzel ki. İnsan kucağına almaya kıyamaz, sanki bir şey olacakmış gibi. Eskiden dedelik başka bir şey derlerdi de inanmazdım. Keşke sen de görebilseydin o. Yılmaz da oradaydı. Gözlerimin içine bakıp... Kardeşim de emanet dedi. İnan o sırada yürüyeyim sızladı o. Efendim oğlum. İyi günler. Sanırım telefon sahibi oldunuz. Evet. Beyefendi, oğlunuz bir kaza geçirdi. Hastaneye gelseniz iyi olur. Adresi vereyim. Yılmaz. Murat. Oğlum hemşireye haber ver. Hı? Hazırlasınlar torunumu. Artık evimize götürelim. Tamam hanımım. Hah. Hemşire hanım. Buyurun. Kolay gelsin. Torunumu almaya geldim. Yusuf Siyah Hancıoğlu. Sanırım bir yanlışınız var hanımefendi. Biz biraz önce anneannesiyle gönderdik. Ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz? O benim torunum. Ben bilemem efendim. Bebeğin yasal varisi hanımefendiydi. Biz de verdik. Yasal varisi mi? Yusuf Siyah'ım, evine hoş geldin kuzum. Canımsın, ciğerimsin bundan sonra. Ben de sana siper olacağım. Kuzumun kuzusu.
Oo. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ağzını yediğim şuna bir bak. Cemile söyledi. Düğünün varmış yakında herhalde. İnşallah. Bayağıdır bekliyordun herhalde. Sevda. Ne işin var senin burada?